Edirne'de 1965-1975 yılları arasında eğitim gören Edirne Erkek Öğretmen Okulu mezunları bir araya gelerek hasret giderdi ve anılarını tazeledi. Atatürk Anıtı önünde toplanan mezunlar anıta çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Törende konuşan mezunlar tertip komitesi üyesi Hüseyin Koç, mezunların 37. buluşmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Edirne Erkek İlköğretmen Okulu, okulumuz İstanbul dışında açılan ilk öğretmen okuludur. 1882 tek derslikli, tek öğretmenli bir okul olarak Üç Şerefeli Camii yanında taş mektep olarak açılır, 6'şer aylık kurslar şeklinde eğitim verir. 1884 yılında Darül Muallimi Sıbyan adını alır ve eğitim süresi bir yıldır. Okul 1905'te Lali Camii bahçesindeki Laleli Medresesi'ne taşınır ve öğretim süresi 2 yıla çıkarılır. 1909-10 öğretim yılı başında okul Laleli Medresesi'nden ayrılır, Kıyık Caddesi'ndeki Abukpaşa Konağı'na taşınır. 1911 yılında yatılı hale getirilir ve Akif Paşa Konağı yatakhane olarak kullanılır. Eğitim süresi 3 yıla çıkarılır. Okul Şükrü Paşa Konağı'na nakledilir. Bu yıldan itibaren öğrenciler yazılı ve sözlü sınavla okula alınmaya başlar. 1912-13 Balkan Savaşları sırasında eğitime ara verilir. Öğrenciler hastanelerde çalışırlar. 1913-14 yılından itibaren eğitime tekrar başlanır ve öğretim süresi 4 yıla çıkarılır. Birinci Dünya Savaşı, Yunan işgali yaşanır. 1925-26 öğretim yılında süre 5 yıla çıkarılır. Ders programları Cumhuriyet ve devrim ilkelerine göre yeniden düzenlenir. 24 Aralık 1930'da Atatürk okulumuzu ziyaret eder. 32'de okul lise düzeyine getirilir. Ortaokul üzerine 3 yıllık bir eğitim verilmeye başlar. Öğrenciler parasız yatılıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda okulumuz Sivas'a taşınır ve binamıza Edirne Lisesi yerleşir. Yani şu an Edirne Lisesi'nin olduğu okul aslında bizim erkek öğretmen okuludur. Sivas dönüşü okulumuz kız öğretmen okulu binasına yerleşir. 46-47'de. 52 yılında okulumuz kapatılır ve kız öğretmene terk edilir. 1958 yılına kadar kapalı kalır. 58 yılında kurucu müdür olarak atanan Cemal Tutan, işte hepimizin ayak izlerinin olduğu, anılar ile dolu olduğu Kaleiçi'ndeki okulumuzda görev başlar ve okulumuz yeniden açılmıştır. 73 yılında Ayşe Kadın'daki yeni binasına taşır ve lise statüsü haline getirir 4 yıla çıkarılarak. Çoğumuzun anılarını süsleyen Kaleiçi'ndeki okulumuz ise önce 1. Murat Ortaokulu ve 84-85 eğitim yılından sonra da 1. Murat Lisesi olarak devam etmektedir. Köy enstitülerinin kuruluşunda ve gelişmesinde emeği geçen Erkek İlk Öğretmen Okulu mezunu okuldaşlarımızdan 3 değerli büyüğümüzü anmadan sözlerimi bitirmeyelim. Köy enstitülerinin anıt isimleri...